Ben de seferberlikte yaralandım. Bacağımın aksaması ondandır. At görmüşlüğün de vardı. Kafkas cephesinde hem de. Terhis olduktan sonra Eskişehir atölyesine girdim tesfiyeci olarak. Ustabaşıyla kapışana kadar. Adamın arkası sağlam çıktı. Beni de sürdüler. Yallah bu dağın tepesine. Makasçılık da iş değil ya. Ne yaparsın? Yine de sitem etmekte haklısın herhal. Hayvanın dizi şişmiş bayağı. Vah benim oğluma. Canım mı yanıyor ha? Hay Allah, ne yapsak? Az biraz kara sakız kaynatıp bastırabilsek ayağına. Bulunur belki. Bir kocamış katırı varmış benden önceki makasçının. Tarhana şehir usulü olmuş. Tadı ince. Afiyet olsun. Muharebeyi anlatıyordun hani? Hava pusuydu evvel gün. Kavur bunu fırsat bilip Metris tepeyi tutuvermiş. Bizim 143. alay. İşte şurada. Tepe hala elimizde sanarak yanaşmamış mı? Kavur da bunu kollamakta zaten. Vermiş ateşi. Vermiş ateşi. Çok kırıldık orada. Efrat dağıldı tekmil. Derken geri çekilme emri geldi. Yenildik mi yani? Tövbe de. Niye yenilelim ki? Geri çekildik dedin ya. Çekilmekten ne çıkar? Memleket bizim değil mi? Biz ne kadar geri çekilirsek düşman o kadar kucağımıza düşer. Sonra? Sonunda tepeledik yavru. Lakin canlı dövüş oldu. Bizim böyle 300 atlıydı. Yarısından çoğu hakka kavuştu. Ben de şuramdan bir yer aldım. Velakin artık. Hay Allah, niye söylemedin gelir gelmez yaralı olduğunu? Sardılar. Sonra da izin verdiler. Az daha çorba buyur. Eline sağlık bacım. Afiyet olsun. Ne garip. Ben de böyleydim. Sana'da, Çanakkale'de muharebe ettik. Mısır'da esir kaldık. İstanbul'a döndüğümde eş dost anlat bakalım dediler de bu kadarını bile anlatamadım da. İnsan harp ediyor ama nasıl harp ettiğini anlatamıyor. Anlatacak ne var ki? Muharebe işte. Lakin bu harbin sonu bayramdır inşallah. Neden dersen bu sefer fakir fukara toptan kaptan aşağı. Seferberlikteki gibi bakkal Mehmet değirmen çevirsin diye değil. Dediğin gibi olur inşallah. Senin katran da fokurduyor bu arada. Ben bir koşu. Sarmaya çaput maput da istersin sen şimdi. Bir zahmet. Uydururuz bir şeyler. Sakızı soğutmadan. Tamam, ben arkandan yetiştiririm. Görülecek bir hesabımız vardı. Sen hala o davada mısın? Bilmem. Belki evet. Belki hayır. Ama muhakkak olan bir şey varsa... Niye sustun? Muhakkak olan bir şey varsa... Bir ışık görür gibi oldum. Şu atlının gelişiyle. Artık senden, ötekinden, kendimden, eskisi kadar nefret etmiyorum sanki. Neden? Nedeni daha malum değil. Ver. Ben götürürüm. Ne dersin? Telgraf onaracak mıyız?
Sağ ol bacım. Demek derdin günün bakkal Mehmet. Bu harp de bitecek elbet bir gün hayırlısıyla. Sonra? Sonrası? Sonra. Gene el elde baş başta. Gene onun bunun yanında marabalık. Yalan mı? Anlımıza öyle yazıldıysa... Boynunu büküp oturacaksın demek. Bu dünyanın bir dem olsun keyfini süremedi. Cevap vermiyorsun. Pek anlayamadım ne dediğini bacım. Pekala anladın ya. Anlamazdan gelirsin. Senin aklın başka yerde. Tamamdır, dinlensin hele oğlum. Beygir'in ayağı tamam da... bir de senin yarana bakalım hele. Sardılar, dedim ya. Kül yutturacaksın bana öyle mi yarım aklınla? Buyur. Düpedüz asker kaçağısın sen. Ne diyorsun sen bacım? Beygir'in ayağı falan hep bahane. Altınların kokusunu alıp da geldim buraya öyle mi? Nasıl? Neyin altını? Hele hele. İstanbul kızıyım ben Çarıklı. Pekala. Eli boş döndürmem seni. Kasayı boşaltmana da yardım ederim. Yarı yarıya oldu mu? Hı? Topala kulak asma. Tek gözlü dersen... onun da silahını boşalttıydım. Şartım, beni de alıp götüreceksin bu çölden. Tamam mı? Sonra da... canın çekerse... çekmez mi? Hayvan iyidir. İyidir çok şükür. Adamı rahat bırak. Allah kuru iftiradan saklasın. Ne o? Birbirinizi yeseniz doymazdınız. Bana karşı birlik mi oldunuz şimdi? Aldırma hemşerim. Buranın kanunu böyle. Göze göz, dişe diş. Tövbe. Teli onaralım da tezelden. Ben de yolu tutayım hayırlısıyla. Hayvan acımıyor musun? Dayanır. Dayanır artık köye kadar. Olur mu? Seni de kendimize benzetmeden bırakmayız evvelallah.